Evet, diş hekimi Murat Öztürk bizlerle. Bakalım ne tür bilgiler aktaracak. Öncelikle günaydın tüm ülkenin insanına. Ben diş hekimi Murat Öztürk. Bugün sizlere yine halkımızdan aldığımız, seyircilerimizden aldığımız çok önemli bir soruyu, uluslararası platformda da bir zamanlar tartışılmış bir konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Hocam, kanal tedavisi yaptıralım mı? Yoksa çektirip implant mı yaptıralım? Çok enteresan bir şey. İmplanta güvenin zirvede olduğu bir soru bu. İmplant, size daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Dışarıdan, biz tarafından entegre edilmiş titanyum parçacıkları. Vücut buna vereceği reaksiyonu çok iyi okuyamıyoruz. Neticede bütün insanlar aynı değil. Bütün insanların vücudunun vereceği cevap da aynı değil. Neticede ise yapay bir kök yapıyoruz. Fakat kanal tedavisi dediğimiz şey sizin olan, bu yaşınıza kadar sizinle yaşamış ama ayrılma sinyalini vermiş dişinize lütfedip üzerinde durup sinirlerini temizleyerekten, iyi bir kanal tedavisi yaparaktan sizinle yaşamaya devam ettirme işlemidir. Dişi sizinle bir ömür boyu belki de yaşatacak bir tedavidir. Kesinlikle dişinizden kolay vazgeçmeyin. Diş sizinle yaşasın, sizinle olsun, doğallığını kaybetmesin. Siz o dişi çektiniz. Olsun canım, ne olacak? Bir implant yaparız ve böylelikle işi çözeriz. Asla. Diş etrafında bir diş etiyle, diş etinin altında bir kemikle sarılmış bir yapı. Ha, bugün burada izleyicilerimize şunu da söyleyebilirim. Dişi birçok izleyicimiz, birçok insan sanki kemikten çıkmış bir yapı olarak görüyor. Diş asla kemikten çıkmış bir yapı değil. Diş kemikle, diş etiyle vücuda bağlanmış canlı bir organ. Siz canlı bir organa öncelikle sahip çıkacaksınız. İki, sahip çıkamadınız ve öldü. Siz onu oradan kaldırmayacaksınız. Onu hala orada tutmaya çalışacaksınız. Niçin? Siz dişi çekmekle diş etini kaybettiniz. Kemik seviyesini azalttınız. Kemik eridi, kemik seviyesini azalttınız. Azalmış bir kemik seviyesi üzerine implant yaptınız. Siz kaybettiğiniz yerinize getiremediniz. Çok ciddi bir problem. Burada yine seyircilerimizin çok önemli dinlemelerini arz edeceğim bir yer. Diş tam sizin o gördüğünüz taç kısmından diş etine gömüldüğü yer var ya, kole. O bölgede diş eti dişe bağlarla bağlı. Diş eti dişe tutunuyor. Harika bir şey. Bu mükemmel bir şey. Çünkü ağzınızda bulunan gıda artıkları, diyelim ki gıdanın partikül yapısı değilse sıvısı, suyu, diş etinin altına nüfuz edemiyor. Orada bir diş eti cebi var. En fazla orada birikiyor. Orayı da siz fırçalayıp diş ipi, daha sonra da bahsedeceğiz, diş ipiyle temizlediğiniz zaman burayı muhafaza etmiş oluyorsunuz ve kemiğin sağlığından eminsiniz. Fakat implant yapıyoruz. İmplantta bugün implantın uluslararası camiada yapamadığı en yegane şeylerden birisi bu. Evet, implant kemiğe tutunuyor. Burası doğru. Ama diş eti implanta tutunmuyor. Etrafında ancak bir sarmal yapı oluşturuyor.
sizin diş etiniz birazcık da kalınsa, birazcık yüksekliği fazlaysa, sizin implantınız ile diş eti arasına gıdanın suyunun girmesi %100. Ağzınızı gargara yaptınız. Çıkmaz. Fırçaladınız. Yine çıkmaz. Çünkü diş etinin altına nüfuz etti. Orada bir çürüme başlattı. O gıda suyu orada çürüdü. Ağız kokusu başlattı. Bunun önüne geçemezsiniz. Bir de diş etinin altında artık kemik kaybı da yapabilir. Bunun için kesinlikle diyoruz, evet implant ama ve lakin doğal dişini mecburen kaybettiğiniz anda, kanal tedavisi yapılacak dişi asla kaybetmeyi önermiyoruz. Bir önemli bilgiyi daha verip bugün bu konumu bitireceğim. İmplant kemikte moda mod, yani sıkıca tutunan bir yapı. Bir esnemesi yok, bir hareketi yok. Ama dişinizde öyle bir orijinallik var ki 38 ppm'lik bir amatör göreviyle dişiniz yerinde esneyebiliyor. Bu mükemmelliği asla kaybetmeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum.